Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli İsmail Anet takipçilerimiz, Adanmış Bir Hayat isimli programımıza tekrardan hoş geldiniz. Geçen bölümlerde yine Efendi Asilimizin hayatından çeşitli bölümleri, çeşitli konuları Hüsamettin Hocam'la beraber konuşma gayreti içerisindeyiz. Yine inşallah bu bölümde de Efendi Hazretlerimizin ve ilim noktasıyla alakalı durumu, ilime bakışı, ilim için verdiği mücadeleler, talebeleriyle alakalı vermiş olduğu mücadeleler, yine Efendi Asya'mizin kendi dönemindeki talebeleriyle alakalı okutmuş olduğu müfredat, tavsiye etmiş olduğu kitaplar, eğitim usulü, tedrici olarak mı veya da şu an nasıl bir müfredat varsa o zaman da aynı müfredatı mı uyguluyordu? Bu gibi konuları inşallah bu ve bundan sonraki programımızda konuşma gayreti içerisinde olacağız. Kıymetli Hocam öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam aslında efendaslerimiz ve ilim, belki bunları birbirleriyle özdeşleştirirsek hakikaten eşittir noktasında kullanabileceğimiz bir tanımlama. Çünkü efendaslerimizin hayatında tasavvufla beraber ilmin tamamen bir mezci ve özdeşleşmesi söz konusu. Ve e, ki şu an cemaatin içerisinde olmuş olduğu ilmi çalışmalar, ilmi faaliyetler de aslında ve teşvikleri de sizlerden duymuş olduğumuz, durumlarda yine Efendihasemimizin sohbetlerden kürsülerden haykırmış olduğu ilmi hakikatler de bize bunu olduğu gibi ortaya koyuyor. Peki hocam, Efendihasemimiz bu ilmi mücadelesini, bu tasavvufi müca mücadelesini yani bir anda mı vazetti? Tarihte, geçmişte hakikaten çok sıkıntılı bir dönemde şeyh oldu biliyoruz ki darbenin hemen akabinde Efendihasemimiz şeyhlik vazifesine başladı. Yani o zaman ilmi faaliyetler şu anki gibi miydi hocam? nasıl bir e, durum söz konusu oldu? Bu konuyla alakalı bizleri bilgilendirirseniz çok müteşekkir oluruz. İnşallah. Auzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İfade ettiğiniz gibi Efendi Hazretleri'nin gerek kendisinin okuduğu dönemlerde, gerekse ilk şeyh olduğu dönemde, baskılı dönemlerdi. Yani İslami çalışmalar noktasında maalesef baskının yoğun olduğu dönemlerdi. Okurken de öyleydi. Ben daha önce söylemedim ama şöyle, Helim Çakıroğlu, Helim Ağa derler, Dursun Efendi'nin köyünde. Onun koruması altında oradaki Kur'an kursu, Muhafaza edildi ve o ilim adamları orada o dönemde yetiştiler. Allah rahmet eylesin, o kişiye tanımam bilmem. Ama Karadeniz'de, Of'ta biz bunu hep duyarız. Şimdi böyle dönemlerde hem okumuş, hem de okuttuğu, yani okuttuğu demeyeyim de, şeyh olduğu dönemde tam ihtilalin iki ay, üç gün öncesine denk geliyor. Efendi Baba Ali Haydar Efendi'nin, Vefatı o dönemde olmuştu, 1960'ın bir Ağustos'unda. Bunu daha önce anlattık. Şimdi hem okudukları dönemde zorlukları var ki Efendi Hazretleri ilme aşırı derecede düşkün. Bunu kime sorsanız, Efendi Hazretleri'nin Kuddüsesi ruhu yanında azıcık kalan birine sorun, size ilk söyleyeceği şey budur. Adam ilim delişi. İlim, ilim, ilim. Başka bir şey demiyor. Zaten inanın dışarıdan gelen birisi, işte, Efendi Hazretleri'nin çalışma sistemine baktığı zaman, bu tasavvuf adamı, yani hep tasavvufla ilgilenir, düşünür. Ama görecektir ki Efendi Hazretleri, daha çok zahirde ilimle uğraştığı görüntüsü veriyordu. Böyleydi. Ama dediğimiz gibi zor dönem. Efendi Hazretleri 30 küsur yaşında, 33 yaşlarında Ali Haydar Efendi'nin görevini devraldı. Ali Haydar Efendi'den, Kürdisesi Ruhum'a. O dönem dediğim gibi ihtilal olduğu bir dönem, İslami eğitimlerin yapılamadığı bir dönem, zor bir dönem. Hatta burada şunu da ekleyelim. Bizim bildiğimiz iki tane camiamızda temel eser var. Biri Risale-i Kutsiye, diğeri de Mektubat-ı Rabbani. Efendi Hazretleri Kutsi Şeşir Ruhu Risale-i bastırmak istedi. O ilk göreve geldiği dönemde, ihtilal dönemi yani. Ülke içerisinde bunu yapamadı. Bastıramadı o kitabı. Müşahede edilmedi yani. Yurt dışında bastırdı kitabı da getirdi. Mektubat-ı Rabbani'yi elde etmek istedi. Alamıyor, bulamıyor. Bulduğu mektubat-ı Rabbani'yi de o dönem itibarıyla 10 maaşına denk gelecek bir parayla elde edebildi. Böyle bir dönemden bahsediyoruz. Bu kadar zor bir dönemden bahsediyoruz. Allah muhafaza eylesin. Gerçekten zor bir dönem. Ama tabii ki Efendi Hazretleri'nin ilme olan o aşırı iştiyakının ve gayretinin mutlaka bir şeyler yapacağı kesin. Yani boş durmayacak durum ne olursa olsun. Neden? Çünkü bizim bir düsturumuz var. Nedir o? مَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı terk edilmez. Ne kadar yapılabiliyorsa illa yapılacak. Hele Efendi Hazretleri gibi idealleri olan bir insan için böyle zamanın boşa geçmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ne kadar baskı olursa olsun en azından yanında olan kişilere ilim okutur. Yani ondan ayrı kalması düşünülemez. Böyle çalışmalar içerisindeydi Efendi Hazretleri. Bu kadar zor bir dönemde Efendi Hazretleri hem emri bil maruf yapıyor hem de okutmak için talebeler arıyordu. Ve talebeler getiriyordu İsmail ya. Geliyordu yani. Ne kadar? Çok az. Elin parmakları kadar önemli değil. Bu dönemden bahsetmiyoruz ha. Talebe bol, medrese bol, eğitim bol. Yeter ki kişi okumak istesin. Okutacak da bol elhamdülillah. Hep o dönemin ama o dönemde çekilen zorlukların bereketi bu. Efendi Hazretleri öyle bir dönemde düşünebiliyor musunuz ya? Emri maruftan geri kalmıyor. Emirbül Maruf yapıyor, insanları inşaat noktasında çalışmalar yapıyor ve bununla beraber ders okutmak için tüm gayretlerini sergiliyor. Bakınız, İsmail Cami'sine şimdi girerken direkt camiye giriyorsunuz. Eski şekli öyle değildi. O şu anda direkt camiye girdiğiniz yer İsmail Cami'sinin bahçesiydi. Caminin bahçesiydi, avlusuydu yani. O yandan çıkılan, şu anda yandan çıkılan iki merdiven dik merdivenlerdi. Üçlerinde de öyle tam kapalı olmayan, yağmur yağdığında kişinin oradan çıkarken ıslanacağı şekilde çıkılırdı. Hemen çıktığınız zaman şu anda mevcut mahfili var. O mahfilin üzerinde kubbeler var. Hemen yanında da direk var, bir ara var orada. O direkler Osmanlı mimarisi olarak demirle birbirine bağlantı kurulurdu. O demirler üzerine kalaslar konulmuş, etraf çevrilmiş, Gelen 3-5 talebe de orada kalıyor. O kadar zorluk ya, düşünebiliyor var. düşünebiliyor musunuz? Böyle zor bir dönemde Efendi Hazretleri okumak için gelenlere o şekilde sahip çıkıyordu. Ben gözlükle Ahmet abiden dinledim çok. Derdi ki bana Efendi Hazretleri o talebelerin yemeklerini evden getirirdi kendi evinden. Onlara yemek kendi evinden ikram ederdi Efendi Hazretleri. Yani böyle fedakarlıklar olmasa bu işler olmaz. Zannediyor ki şimdi gelenler, o maşallah ne güzel. iyi tamam maşallah ne güzel. Ama bunun temelinde muazzam çekilen eziyetler var. Bunu insanlar genelde bilmiyorlar. Ama bu böyle. Efendi Hazretleri'nin üstün gayretleri var. Bunu bilmek lazım. Ve inanın şu anda Türkiye genelinde, ülkemizin genelinde nerede bir ilmi faaliyet varsa elhamdülillah. Efendi Hazretleri'nin o dönemden beri yetiştirdiği insanlardan biri mutlaka orada var. Aşağı yukarı var. Ben şer'i ilimlerden bahsediyorum tabii. Onun için böyle o eziyetler çekilmeseydi şu anki yaşadığımız bu durum görülemezdi. Hepsi Efendi Hazretleri ve beraberinde o dönemde olanların fedakarlıklarının sonucudur. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Ölmüşlere rahmet eylesin. Hocam orada müsaadenizle tam bir şey aslında bir noktaya da vurgu yapmak istiyorum. Ve bu konuyla alakalı da düşüncelerinizi ve eklentilerinizi merak ediyorum. Hocam şimdi bu anlattığınız durum, Efendi Asya'mızın hakikaten e, yani bir insanın e, belki de kolay kolay kaldıramayacağı bir fedakarlığın semeresi. Ve hocam şu önemli bir nokta değil mi? Tek bir şahsın mücadelesi samimi olan tek bir şahsın gayretiyle şu an binlerce talebenin olduğu hamdolsun bir bahçeye dönüştü. Bu konuyla alakalı hocam yani bize bir nasihatiniz, katkı sunacak bir noktanız varsa çok seviniriz hocam. Şimdi evvela biz talebelere de bunu anlatırken, bu konuda bilgi verirken Efendi Hazretleri hepimiz gibi tek bir insan. iki üç kişi değil. Hepimiz nasıl bir tek bir insansak o da tek bir insan. Tek bir insanın bu kadar işleri başarması nasıl oluyor? Nasıl oluyor yani? Ne yapıyor da bunlar oluyor? İşte bunun temelinde samimiyet var. Evet hocam. Yeri gelmişken aktarayım onu da. Öldü gitti. Sosyalistti. Profesördü. Ve bu çarşamaya yakın bir yerde de bir dönem oturdu. Onun ifadesidir bu televizyonda bir açık oturumda ifadesidir bu. Dedi ki, Fatih Çarşamba'da bir Mahmut Efendi var. Duymuşsunuzdur ismini, diyor. Sakin konuşan da biriydi. Ben o kişiyi gördüm. Öyle çok uzun boylu değil, kısa da boylu bir adamdı. Türkiye'nin neresinde? Şal, e, şalvarlı bir erkek, cübbeli bir erkek, sarıklı bir erkek görürseniz onun eseri. Türkiye'nin neresinde çarşaflı bir kadın görürseniz onun eseri. Elhamdülillah. Bu adamın eseri. E bu adamın arkasında asker yok, polis yok. Yani hiçbir kuvvet yok. Bir insan bu kadar insana nasıl nüfuz etti de ülkenin her tarafında böyle insanların oluşmasını sağladı? Tek bir sebebi var. Onun ifadesi bu. Samimiyet. Siz de bu samimiyet olmadığı için oradaki arkadaşlarına şöyle, siz bu davayı sosyalizmi kastediyor, batırırsınız. Evet. Adam teşbiti doğru yapmış ama. Evet. Bütün mesele nerede? Samimiyette. Ama fedakarlık da var. Bakınız İmam-ı Rabbani Kuddüs'e Ruhu, oğlu Muhammed Mahasum'a bir mektup gönderiyor. Mektubatta bu mektup var. Oğluna diyor ki, nasihatlerde bulunuyor. Bu nasihatleri annenize de aktarın diyor. Demek ki anneleri de evlatlarının yanında İmam-ı Rabbani ondan da ayrı. Mektubun sonunda da şöyle söylüyor. Eğer Allah Teala bu dünyada tekrar bir araya gelmemizi takdir ettiyse illa bir araya geliriz, bir vasıta olur. Etmediyse üzülmenize gerek yoktur. Önemli olan Garibe kada, yani ahirette bir araya gelmektir. Orada bir araya geldiğimiz zaman, burada bir araya gelemediğimiz zamanları da telafi ederiz. İnşallah. Büyüklerin fedakarlığı da bu. Yani o büyüklerde fedakarlık çok, son haddindeydi. Efendim Hazretleri Hayatına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Mevla Her Allah. konuya girmeye gerek yok. Ama biz bunu bizzat kendisine müşahede ediyoruz. İşte bu bir şahsın, bu kadar insanlar üzerinde etkili olması, dini çalışmalarda bu kadar faal olması ve yapmış olduğu dini çalışmaların o tarihi itibarıyla bugün baktığımız zamanda geldiği yeri insan görünce işte o samimiyet ve o fedakarlığı görüyor. Başka bir şey yok bunun altında. Evet hocam. Hocam burada da tabii şunu da anlamış oluyoruz ki Rabbimizin yardımı ve nusreti hakikaten samimiyet ve fedakarlık bir araya gelen. ...kullar üzerinde ciddi manada tecelli ediyor. Hani ayet-i cellede de ifade edildiği üzere eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Mevla layık eylesin hocam. Hocam, peki hocam bu kadar fedakarlık var ve bu kadar samimiyet var, mücadele var, gerçekten İslam davası var, İslam derdi var. Ama Efendi Asilimizin şu an camiamızda okunan bu ilmi uygulamalar, kitaplar, eserler o zaman da aynen bu şekilde mi okunurdu? Mesela sizin talebeliğiniz dönemindeki müfredat böyle miydi? Yani nasıl bir sıralama ve tedriçten geçtik? Bunu da izah ederseniz seviniriz hocam. İnşallah. Canım. Şimdi bir noktaya gelebilmek için epey gayret sarf etmek lazım. Biz Efendi bu işleri nasıl başlattığını biraz önce söyledik. Öyle bir ortamda şu anda okunan ilimlerin okunma imkanı var mı? Yok. Hele hele İstanbul merkezde pek yok. Yok derken okutacak Fennasir kendisi okutabilirdi. Okuturdu da. Ancak onları okuyacak olan bir grup oluşturma öyle kolay değil. Dediğimiz gibi ihtilal olmuş çok sıkı, nazik bir dönem. Efendi Hazretleri insanları ilme teşvik etmek için öncelikle emşile, bina, maksut, avamili de katardı. Bunları okuyan hocadır derdi. Hoş, bunları okuyan daha ilmin başında ama hocadır derdi. Niye? Teşvik. Evet. İnsanlar yönelsin bu işe. Ve insanları da böyle kademeli kademeli e, yönelsin istiyordu. Çünkü bir anda dalıp da çıkıp gidenler çok olur biliyorsun bu işlerde. Evet. Ve böyle başladı Efendi Hazretleri. Emşile bile maksud avamil. Hocadır derdi. Hatta emşile okuyan hocadır derdi. O kadar teşvik ederdi insanları. Ben bilirim tabii Efendim Nazım'ın ilk başladığı dönem değil, benim bildiğim dönem daha sonraki dönemler. Yani 75-80'li yıllar. İsmail Ağa Camiş'in içinde 70-80 yaşında adam emsile çalışıyor. Nasara Yansur'u çalışıyor. Bunları görmüşüm ben. Efendim Nazım'ın teşvikleridir bu. Çünkü şunu söylerdi kürsüden, sohbetlerinde. Yaşınız ne olursa olsun. Bakmayın yaşınıza. Hemen emçileden başlayın der. Onun için o yaşlı insanları da hemşire okurken görürdük. Elhamdülillah. Muazzam bir şey. Önce böyle başladı. Tabii daha sonra çalışmalar neticesinde bunları okuyan talebeler çoğaldıkça ondan sonra izhar kafiye molla cami okuyan hocadır dedi. Tartıyor yavaş yavaş. Ufak ufak çıkartıyor böyle. Evet. En son zaten yıllar geçti. Ben kendim de efendi hasenden dinledim bunu. Dedik ki efendi hasleri ki camide ders okunuyordu o zamanlar. Bir hocanın dediği, mültekâ şerhi var. Mecmu'l-enhur, damat diye meşhurdur. Bu damadı başından sonuna kadar fıkıh kitabı okuması lazım. Bunun yanında miratı da baştan sona kadar okuması lazım. Bunu beceren adam gerçekten hocadır. Dedi. Zirveye çıktık hocam. Tabii ki zirve. Teşekkür. Yani o hakikaten onları okuyan bir adam gerçekten ilimde zirveye ulaştı demektir. Böyle teşvik ede ede getirdi efendim Nasir'i tedricen, kademeli olarak yaptı bunları. Ve bu noktada hiç durmadı ki mübarek. Ya camide usul dersi okunur. Efendim Hazretleri o kadar yorgun ki böyle bir sehpa var yüksek. Ona dayanır böyle. Uyumamak için dersi dinlerdi. O kadar yorgun haldeyken bunları yapardı. Şimdi konu buraya gelmişken teşvik mahiyetinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın da çocukluk durumunu bir anlatalım. Daha çocuktu. Kolejde okuyordu. Belki 8-9 yaşlarındaydı yani. Babasıyla beraber Yusuf Efendi, Rabbim sağlık sahat versin ona ve tüm hastalara. Amin. Cuma namazına getirdi onu İsmail Ağa'ya. Cuma namazı vazifeleri bittikten sonra Efendi Hazretleri'nin odasına getirdi onu ki Efendi Hazretleri'nin elini öpsün evladı diye. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca dediğimiz hoca efendi. Efendi Hazretleri'nin elini öptüm diyor Cübbeli Hoca. Efendim Hazretleri bana dedi ki, sen nerelerdesin? Daha 8-9 yaşında çocuk ha. Tabii babası kolejde okuduğunu söyleyince, hemen okulu bırak, gel burada Arapça okumaya başla dedi. Bir. iki sana söz veriyorum. Diploma almazsan, her gittiğin yerde sana vazettirecekler, Herkes sana sohbet ettirecek. Evet. Babam da diyor Cübbeli Hoca, etkilendi Efendi Ahsen'den demek ki. Aldı beni kolejden, getirdi hakikaten Efendi Ahsen'e teslim etti. İşte bak o Cübbeli Hoca şimdi oldu Cübbeli Hoca. Evet. Bu Efendi Hazretleri'nin bir teşbihti onun hakkında, öyle diyelim. Yani kimi görürse, hemen ilme. yaşı, ileriymiş, çocukmuş, hemen ilme yönlendirirdi. Hemen derhal ilim okusun, ilim okusun, ilim okusun. Peki hocam. Yani şer'i ilimleri okusun, bunun için hakikaten çok büyük bir gayreti ve samimiyeti vardır. Peki hocam, şimdi evet, Efendi Asremizin hakikaten ilme çok teşviki var. Hatta e, ailede hemen hemen herkes hoca olsun diye isterdi de, tüccar insanlar var, çalışan insanlar var, işte ne bileyim yaşı geçmiş belki anlıyorum, anlayamayacak anlıyorum, insanlar. Anlıyorum. Nasıl olacak hocam peki bu? Anlıyorum. Bakınız, ilim yolunda, yaşı ilerlemiş insanlar için söylüyorum. Gerçekten emçile bile olsa başlasa, bir Efendi Hazretleri isterdi ki okurken ölsün. Ölsün ki talebe muamelesi, hocam muamelesi görsün ahirette. Bu muazzam bir şeydir. Evet. Diyeceksiniz ki biraz önce söylediniz zaten. Yani herkes okusa ne olacak yani? Bu işler, diğer işler de var. Mı? Ya mübarek. Kendimizi kandırmaya gerek yok. O işleri yapanlar zaten o kadar çok ki sana bana kalmaz mı? Evet. Talibi de çok fazla. Onun için burada insanlar kendilerini kandırmasınlar. Bu işlerde yürüyecek efendim nasıl olacak? Yok, kandırmayın kendinizi. O işlerin talibi zaten o kadar çok ki sana sıra kalmaz. Yürütürler o işleri. Ama sen hiç olmazsa bu dini alanda hizmeti yürütecek insanlardan biri ol veya olmaya birilerini teşvik et. Evet. Efendim zaten yaptığı da buydu. Bilmiyor muydu Efendi Hazretleri insanların meyillerinin nereye olduğunu? Öyle mi zannediyorsunuz? Tabii ki biliyordu. İstiyordu ki bu alana da biraz insan çekelim de bu alan boş kalmasın. Eğer bu alan boş kalırsa, yani dini eğitim alanı boş kalırsa Allah muhafaza eylesin. Bugün yaşıyoruz. Eğer ilimde ciddi ehli şünnet alimler olmasa bu insanları korkunç derecede ifsad eder. Allah muhafaza eylesin. Onun için Efendi Hazretleri'nin o gayretini burada anlamak lazım. Peki hocam şöyle bir mazere sunulamaz mı? Sunamaz mı insanlar? Hocam ben yaşlıyım, anlayamıyorum. Ben bu saatten sonra ne yapabilirim, ne öğrenebilirim? Yani Diyebilir. Yani bu sefer nasıl olacak hocam? Yani sürekli emsileye başlattık nasıl olacak? İnanın bana kalan ömrünü diyelim 5 sene ömrü kaldı bir adam. 5 senede emsileyi de bitiremedi ama hala okuyor gayret ediyor. Ne mutlu o adama. Evet. Değil mi ki o yolda öldü? Rahmetli Hasbi Hoca vardı bizim İsmail Ağa Camisi'nin müezzini. Karınca demiş hayvanat aleminde, karar verdim hacca gideceğim. Demişler ona ki, bu ayaklarla mı? Yani bu ayaklarla senin hacca gidene kadar zaten ölürsün demek istemişler. Bu iş öyle değil. Gideceğim demiş. O anlatırdı, ben geri geldi anlatayım onu. Hacca giden uçağa bir şekilde o karınca biniyor. Cidde uçak yolcuları indirirken o da uçaktan iniyor. Hatta Hasbi Hoca rahmetli derdi ki böyle püfür püfür de bir sıcak esiyor. Allah Allah ne sıcak diyor karınca. Öyle arabaya şuraya buraya Kabe'ye kadar gidiyor. Yani bir insanın azmi önemlidir. Evet hocam. Onun için ha vardı varmadı çok da önemi yok ki. Allah sana varmış gibi muamele eder eğer samimiysen. Efendim Hazretleri İlimle uğraşın, başka şeyle uğraşmayın demek isterdi. Yaşınız ileride de olsa başka işlerle uğraşacaksınız. Ne gerek var ilimle uğraş, en azından ahirete yönelik kendine bir kapı aç. Şimdi madem konu oraya geldi yaş ilerleme meselesine, bizim bir hurşit amcamız vardı. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Efendi Hazretleri'nin ihvanları içerisinde latife yaptığı, hani şaka yaptığı derler ya, tek kişiydi. Allah Efendi baba Ali Haydar Efendi Kuddüsesi ruhuya, Sima olarak ve beden olarak çok benzediği için de ayrıca tabii ki cemaatın da kendisine sevgisi vardı. Sevilen bir adamdı zaten. İlim adamı değildi. Bir ayet, bir hadis. Bilir, hem maruf onunla yapardı. Etkiliydi. Çünkü görüntüsü insanları zaten etkiliyordu. Bir de öyle, bir de gül çeşiyle böyle birkaç şey söylediği zaman insanlar etkilenirdi. Bunu söyleyince şunu ekleyeyim buraya. Ricle'de talebeyiz. Rasul Hoca rahmetli hocam da okurken bu Hurşit amca Rize'ye geldi. Karşı köylerden birinde cenaze oldu. Hep beraber Rasul Hoca talebeler, tabii ki Hurşit amca da gittik cenazeye. Hurşit amca Rasul Hoca'ya dedi ki, hocam dedi sohbetin sonunda şöyle bana da bir 5-10 dakika, 10 dakikayı geçmesin dedi. 10 dakika anca ben idare ederim. Zaman ayır da ben de bir şeyler anlatayım insanlara. Orada cenaze kılınmadan önce, yani namazdan önce daha doğrusu, camide sohbet olurdu. Rasul Hoca çıktı, Allah rahmet eylesin, evet. hocamdır. Sohbeti yaptı, hakikaten sonunda da İstanbul'dan bir misafir hoca kardeşimiz geldi. Size bir şeyler anlatacak dedi. Mübarek bir çıktı kürsüye. O görüntü dediğim gibi muazzam. Bir de öyle gür tok sesle e, konuşuyor. Ama bir ayet, bir hadis, başka bir şey yok. Evet. O kadar yani bilgisi. Ama samimi adam. İnsanların çok fazla dikkatini çekti. Bu 10 dakika bile sürmedi belki de 7 dakika içerisinde indi. Bütün millet etrafını sardı. Bizim Hurşit amcanın Allah rahmet eylesin. Başladılar sorular sormaya. "Vakti ki durum benim altından kalkacağım gibi değil. Rasul Hoca evladım" derdi. Tabii çok büyük bir yaş farkı da vardı aralarında. "Evladım arkadaşlara sen cevap ver. Ben yaşlı adamım şimdi. Sen cevap ver bunlara." diyerek orayı da öyle geçiştirmişti. Bu Hurşit amca emr-i marufa giderdi. Bir sebeple polisler tarafından aranıyordu. Madem oradan açtım Hurşit amca, cemaatin şimdiki gençler bilmezler onu, bilsinler istiyorum. Işte. Efendi Asleri çok severdi onu çünkü. Hakikaten çok severdi. Saat 3, Hurşit amca İsmaila Ağa camisindedir. Bir gün aksamaz bu. İstanbul'daysa saat 3'te Hurşit amca İsmaila Ağa camisindedir. Zikir yapar, teheccüd kılar, zikir yapar. Böyle bir adam. Polisler evine geldi. Çarşambadan Bodrum katta oturuyor o zaman Hurşit amca. Zaten orada oturdu, başka da evi olmadı. Baktı dürbünden, kapının dürbünden polisler gelmiş. Hanımı, zaten bir hanımı bir kendisi dedi ki, sen kapıya sen bak dedi, ben geçeyim. Odada bir gardıroba sığınmaya çalışıyor ama tam da sığmıyor. Sığmıyor, boylu postlu adam. Polisler arama emrimiz var, içeri gireceğiz dediler. E ne yapacak? Kadıncağızın diyeceği bir şey yok. Girdiler içeriye. Hurşit amcanın bulunduğu o odaya girerken polislerden biri kafasını kapıya çarptı. Kanadı kafası. O kanadı kafan dedi öbür arkadaşı ona. Hemen çıktı Hurşit amca dolaptan. Dayanamadı. Dayanamadı tabii. Hemen onu pansuman etti, bandajladı, yaptı şeyini. Ondan sonra bunları yaparken de dedi ki ya sizin aradığınız kişi benim. Ya dediler hacı amca ya biz seni alıp götürmekten haya ederiz. Çünkü öyle bir görüntüsü var ki dediğim gibi Efendi Baba Kudüs'e ruh gibi çok böyle kalıplı, gösterişli muazzam bir görüntüsü var yani. Hakikaten insan onu alıp da götüremez, kıyamaz yani. Biz seni zaten alıp götüremezdik, haya ederdik dedi ya. Gerek yoktu saklanmana. Öyle gitti polisler. Bu FETÖ'r meselesinden dolayı tepki koyduğu olaydı galiba Yok, aramaydı. Yok, o tarafına girmiyorum. Ama böyle yani mübarek, kıymetli bir zattı yani. Allah razı olsun. Mevla Allah hepsinden razı olsun ya. Peki hocam Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. İnşallah bir sonraki bölümde buradan devam edelim. Çünkü hocam özellikle efendinin geçmişte olmayacak şekilde Osmanlı'da dahi misli olmayacak şekilde kadınları da ilme teşvik etme boyutu var hocam. İnşallah Bu da önemli bir konu hocam. Allah İnşallah bir sonraki eylesin. konumuzda da burayı incelemeye gayret edelim hocam. Peki. Kıymetli kardeşlerim, bugün bu kadarla iktifa edelim. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.